Geziniyor'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta uzun zamandan beri incelemek istediğim ama bir türlü fırsatını bulamadım. Xiaomi Yi kamerayı inceliyorum. Evet, tekrar merhaba arkadaşlar. Şimdi gelin isterseniz beraber önce bir kutu açılışını yapalım şunun. Bakalım neler varmış. Şöyle yaparsam siz de daha net görürsünüz. Gördüğünüz gibi kutusu bu arada gerçekten güzel. Böyle çevreci bir his uyandıran minimal, optimistik bir kutu göndermişler. İçinden gördüğünüz gibi Xiaomi'nin kamerası çıkıyor. Bunun içinde başka neler var? Hemen bunlara bir göz atalım. Şu şekilde. Kamera şu şekilde arkadaşlar, gayet hoş. Şimdi buna birazdan değineceğiz. Direkt önce kutusundan çıkanları göstereyim ben size. Kutusundan bir adet pil çıkıyor. Ben bu pili taktım zaten. Onun yanında şöyle şarj kablosu çıkıyor. Şarj kablosunu da şu şekilde size hemen gösterelim. Açılırsa göstereceğim. Evet, şu şekilde de ufak bir ucu mikro USB ile olan, arka tarafı bildiğimiz USB girişli olan bir şarj kablosu çıkıyor. Onun haricinde içinde ne var? Şöyle bir kullanma kılavuzu geliyor ama bu kullanma kılavuzunu mümkün mertebe, imkanı yok zaten hiçbiriniz okuyamayacaksınız. Tamamen Çince, hiçbir şekilde İngilizce falan yok. O yüzden hiç bana bakmayın derim. Ben de geldiğinde ilk buna baktığımda hiçbir şey anlamadığım için direkt internetten baktım yorumlarına. İnternette bulabilirsiniz Google'a arattırdığınızda. Bunun haricinde ne aldık? Bunun haricinde de ben bunu eBay'den aldım. Yine banggood.com'dan da alabilirsiniz. Su geçirmez kılıf aldım. Bunların çeşitleri var arkadaşlar, bu su geçirmez kılıfların. İşte 40 metre, 25 metre, 60 metre gibi fiyat aralıklarında. Ben 25 metre aralıkta olanı aldım. Görüntü olarak kaliteli duruyor. Su geçirmeyecekmiş gibi duruyor. Fakat bilirsiniz güncemlenden Yiğit, o da bir Xiaomi almıştı. Su geçirdiğinden bahsetti. Bir Yunanistan tatilinde bayağı bayağı dedi, su geçiriyor içine dedi. Kesinlikle 60 metre olanı almak gerekiyor diye düşünüyorum abi falan diye bahsetti. Bilmiyorum, ben daha henüz bunu deneme fırsatı bulamadım tabii, artık kışta geldiği için denize de giremiyoruz. Belki kapalı bir yüzme havuzunda deneyebilirim. Şimdi gelelim kameramıza. Kamera görüntü itibariyle kalite hissi uyandırıyor. Evet, ciddi bir kalite hissi uyandırıyor. Diğer kameralarla kıyaslayacak olursam bir kere CJ Cam bunun yanında sağda sıfır kalıyor. CJ Cam'e göre ciddi bir kalite görüntüsü var. GoPro ile kıyaslayacak olursam, yani GoPro'nun kendine has bir kalitesi var. Kalitesi tartışılmayacağı için, ama bunun da ondan aşağı kalır yanı yok. Yani elinize aldığınızda böyle ulan uyduruk plastik gibi falan durmuyor. Gayet ciddi, yani böyle eski bizim zamanımızda Nokia 51 çift sıfırlar falan vardı. İlk elinize aldığınızda plastik içinizde böyle bir kalite hissi uyandırdı. Bunda da aynı hissiyatı yaşıyorsunuz. Bunun haricinde bu kamera ile ilgili başka neler söyleyebilirim? İşte şurada bir kapağı var arkadaşlar. Şu kapak pil kapağı. Açabilirsem göstereceğim inşallah. Bu arada tırnaklarım çok kısa olduğu için. Gördüğünüz gibi açamıyorum. Açılmayan bir pil kapağımız var arkadaşlar. Evet, açıldı. Ben açamıyorum şu tırnaklarım kısa olduğu için. İçinde şu şekilde, evet, o da inşallah çıkacak içinden. Şu şekilde pili var. Bunlar tabii girip çıkması biraz zorlanabilir. Bunlar çok problem şeyler değil arkadaşlar. İçinde bir pilimiz var. Ne kadarmış? 1010 miliamperlik 3.7 voltluk bir pilimiz var. Yeterli bir pil arkadaşlar bu. Bunun haricinde neyimiz var? Hemen şunu şu şekilde takarsak. Evet. Yerine oturup takarken falan zorlanmıyor. Çıkartırken ben biraz zorlandım gerçi, ama o da benim tırnaklarım kısa olduğu için. Onun haricinde şurada bir adet kapağı var. Bu GoPro'larda da var. Kiku'da ve CJ Cam'da böyle bir kapak yoktu. USB'leri açıkta duruyordu. Ne var? Micro SD kart girişi var. Micro USB girişi var. Ayrıca HDMI bağlantı girişi var arkadaşlar. Bunu da HDMI girişiyle, micro HDMI kullanarak televizyonunuza bağlayabiliyorsunuz. Üzerinde çeşitli ledler var. 1, 2, 3 tane kontrol ledi var. Hemen şu şekilde kamerayı açtığımda ben size gösterebilirim. Bu arada bip bip sesleri GoPro'nun birebir aynısı. Üzerinde şu
şu şekilde bir mavi led yanıyor. Bu şarjı bittikçe, şarjı azaldıkça kırmızıya doğru gidiyor. Ama bazılarında beyaz, bende niye beyaz yanmıyor onu bilmiyorum. Belki bunun bir de yeşil rengi var bu kameranın. Belki onda beyaz yanıyor olabilir. Onun haricinde şu şekilde 1, 2, 3 adet kontrol ledleri var. Bu şekilde çekim yapmaya başladığınızda, şöyle yaparsak çekim yapmaya başladığınızda bu ledler sizin isteğinize göre, ben bunları telefon ayarlarında kapattım ama sizin isteğinize göre dediğim gibi bu ledler yanabiliyor. Hatta şu anda da evet yanıyor, bende de yanıyormuş. Ben bunu telefonda kapattığımı zannediyordum telefon uygulamasından ama kapatmamışım. Dediğim gibi kamera gerçekten kalite hissi uyandırıyor. Bu kamerayı üzerinde kaç tane tuş var? Hemen ondan da bahsedelim. Bir mod tuşu var. Fotoğraf ve video ve açma kapamaya yarayan bir tuşu var. Bir video veya fotoğraf çekmek için normal başlat start butonu var. Onun haricinde de yanda Wi-Fi butonu var. Bu Wi-Fi butonuna bastığınızda şu şekilde basarsak ne yapıyor bununla? Telefonunuzdaki uygulamaya bağlanıyor. Ve uygulamadan kameranızın ayarlarını yapabiliyorsunuz. Bu kameranın en büyük handikapı arkasında ekranı olmaması. Bu işe yarayan bir özellik mi? Bana göre işe yarayan bir özellik. Ama olmazsa olmazlardan da değil. Bunun haricindeki bir handikapı daha ne diyebilirim? Sadece telefondan bağlanıyor olması. Ekran görüntüsünü telefondan alıyor olması. Ve arkasına takılabilir bir ekran dahi olmaması. Bunlar dezavantajları. Bunun haricinde bu kamera ile ilgili size neler söyleyebilirim? Kamera gerçekten kaliteli. GoPro'larla kıyaslıyorlar sürekli. GoPro 4 ile kıyaslamak saçma olur. Çünkü chipset olsun, mercek olsun farklı. Ama GoPro 3, GoPro Hero 3 ve Hero 3 Plus'larla kıyaslanabilir. Neden? Çünkü aynı işlemciyi kullanıyorlar. Umbrella A7 LS denilen bir işlemciyi kullanıyor GoPro Hero 3'ler ve Hero 3 Plus'lar. Aynı şekilde Xiaomi de aynı işlemciyi kullanıyor. Bunun haricinde bir avantajı da lens olarak Sony lens kullanıyor ve sensör olarak da Sony'nin CMOS sensörünü, 16 megapiksellik 2.8'lik Sony'nin CMOS sensörünü kullanıyor. Bu bakımdan da avantajlı. Piline gelecek olursak ben uzun bir çekim yapmadım. Ne kadar çekim süresi şu anda bir şey söyleyemem. Ama etrafımdaki insanlardan duyduğuma, edindiğim tecrübelere göre aşağı yukarı 1 ile 1.5 saat arası 1080 piksel 30 frame'de çekim yapabiliyormuş. Bunun haricinde ben size bu kamerayla ilgili ne söyleyebilirim? Bu kameranın bir özelliği daha var. 1080 çözünürlükte saniyede 60 kare çekebilme özelliğine sahip. Yani benim incelediğim Kyuku'da böyle bir özellik yoktu. 30 FPS'te veya CJ 4000 Wi-Fi'lı modelinde de böyle bir özellik yoktu. Sadece GoPro'larda var bu 1080p'de. Ayrıca son gelen güncelleme ile 60 frame'in haricinde bir de şöyle bir özelliği var. 2.7K yani çözünürlüğü daha da yükseltildi. 4K'nın bir tık altı oluyor 2.7. Şimdi şeyini hatırlamıyorum tam olarak çözünürlük değerlerini. Böyle de bir özelliği var. Ayrıca yanlış hatırlamıyorsam birazdan uygulamada incelerken göreceğiz. 240-480 pikselde de 240 frame'e kadar videolar çekebiliyor. Bu da bizim için çok büyük bir avantaj. Bu da ne demek oluyor? Slow motion videolar çekebiliyorsunuz. Gerçi daha önce de söyledim. Kaç defa slow motion video çekiyorsunuz onu bilemem de. Böyle de bir özelliği var arkadaşlar. Hadi gelin şimdi isterseniz kameraya nasıl bağlanılıyor onu bir görelim. Ondan sonra da kameramızın menüsünü inceleyelim. Evet arkadaşlar ne yapıyoruz? Öncelikle bağlanabilmek için kameramızı açıyoruz. Kameramız açıldıktan sonra şu sol tarafını çevirdiğimizde sol tarafında bir Wi-Fi tuşu göreceksiniz. Buna basılı tutarak Wi-Fi tuşumuza kameramızın bağlanabilir olma özelliğini aktif hale getiriyoruz. Hemen telefonumuzda Google Store'dan indirdiğimiz YiCamera adlı application'ı başlatıyoruz. YiCamera adlı application başladığında şurada bir zincir işareti göreceksiniz. Buna bastığınızda kendisi kameramıza bağlanmaya başlıyor. Hemen şöyle koyalım. Evet, şu anda bağlantı için bekliyoruz kameramızı. Evet şu anda bağlandı. Çok uzun sürede bağlanmıyor. Kısa sürede hemen bağlanıyor. Şu an ben çok yakın şekilde bibloları koydum. Şu an bibloları görüyorsunuz o yüzden. Şimdi hemen menümüzü anlatmaya başlayalım. İşte şurada şu anda kameramız videoda başladı. Biz bunu ayarlardan değiştirebiliyoruz. Şurada ayarlar, video ayarlarımız var. Burada resolution neler var? İşte resolution dediğimiz çözünürlük, FPS, çektiği saniyede çektiği
frame sayısı. Mesela 1080'de neler çekiyormuş? 60, 48, 30, 24. Zaten göz 24 algılıyor. Veya 2K'da kaç frame çekiyormuş? 30 frame çekiyormuş. 720'ye geldiğinde slow motionlar için iyi bir frame oranı olan 120'yi çekiyor. 480'e geldiğimizde ise 480 pikselde dediğim gibi 240 saniyede 240 kare hızla çekiyor. Ki bu da bizim için önemli bir avantaj. Onun haricinde işte metreleme, merkezleme özellikleri, düşük ışık özellikleri gibi özellikler bulunuyor. Hemen ardından şu tuşa bastığımızda buradan neleri seçebiliyoruz? Çekim modlarını, işte fotoğraf, zaman ayarlı fotoğraf, timelapse ve burst dediğimiz aynı anda üst üste bir sürü fotoğraf çekebilen bir özelliği var. Benim dikkatimi çeken videoda da timelapse özelliği var. Yani iki tane timelapse özelliği koymuşlar. Video timelapse özelliğinde ne yapabiliyorsunuz? Video olarak çekiyor. Video tek parça olarak, hani normalde timelapse'de biz GoPro'da ne yapıyorduk? Fotoğraf olarak çektiği için timelapse'de bunları alıp GoPro'nun stüdyosunda veya herhangi bir işleme, editleme programında video haline getiriyorduk. Fakat Xiaomi burada bir devrim yapmış. Bunu direkt video olarak çekerek bu formatta yapmanızı sağlamış. Bunların haricinde neler var? İşte burada görmüş olduğunuz video indirme seçenekleri, çekilmiş daha önceki videolar. Ondan sonra burada Xiaomi'nin kendi portalı var. Onun haricinde hemen şuradan şöyle sağ üst köşede tekrar göstereyim. Sağ üst köşede ayarlar menüsü var. Buradan işte video ayarları, kalitesiydi, oydu buydu. Ondan sonra fotoğraf ayarları gibi ayarları ayarlayabiliyorsunuz. İşte ön görünüm olsun mu, lens rectifiyesi, ondan sonra Wi-Fi kısmını otomatik kapatma gibi çeşitli burada. Veya emergency backup, acil durumlarda kayıt gibi. Yani acil durumlarda kayıt değil de yedekleme gibi özellikleri görüyorsunuz. Ayrıca buradan kameranın tüm ledlerinin üstünde bulunan 3 adet ana tuşla beraber 4 adet ledi de kontrol edebiliyorsunuz. Bunun haricinde ilginç bir özellik var burada. Farz edin ki kameranızı kaybettiniz. Burada en altta Find kamera. Girdiniz mesela karanlık bir ortamda kamerayı bulamıyorsunuz ama kameranız açık. Find kamera diye bir buton eklemişler. Buna bastığınızda kameranızın ışıkları yanıyor. Şu şekilde kameranızın ışıkları yandığı gibi görüyorsunuz tüm ışıklar yanıyor. Onun haricinde de ne yapıyor? Kameranız bip bip diye ötüyor ve kameranızı bulmanızı sağlıyor. Evet, menüsü basit, kullanımı kolay bir menüsü var arkadaşlar. Menü hakkında diyeceklerim bunlar. Şimdi isterseniz gelin görüntülerini inceleyelim. Evet, görüntü testlerinin ilkini yapıyoruz arkadaşlar. Görüntü olarak şu anda 2.7K 30 frame'de çekiyor ve kendi yaka mikrofonumu şu anda kapattım. Yaka mikrofonumdan duymuyorsunuz. Sesimi Xiaomi'nin üzerinde bulunan mikrofondan duyuyorsunuz. Şimdi isterseniz gelin bir de şu slow motion'ı görelim. Bakalım Xiaomi bu konuda neler yapabiliyor. Evet arkadaşlar, testlerimizi burada bitiriyoruz. Videomuzun da sonuna geldik. Dediğim gibi Xiaomi'yi fiyat performans olarak kıyaslayacak olursak 5 yıldız üzerinden 5 yıldız verebileceğimiz bir kamera. Ben uzun zamandır kamera incelemiyordum. Bu da vesile oldu. Tekrardan kamera incelemiş oldum. Tabii bundan sonraki videolarımda yine ara ara böyle sizler için değişik kameraları bulup getireceğim. Biraz geç kaldık Xiaomi'yi incelemekte açıkçası. Bu neden oldu? Daha önce ben eBay'den bir Xiaomi almıştım. Onda bir ilgili satıcıyla ilgili bir problem çıktı. Daha sonra Banggood'dan aldım. Dediğim gibi nereden aldığımı, ne kadar aldığımı bunları videonun altındaki açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Şimdilik sağlıcakla kalın arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ayrıca like butonuna basabilirsiniz. Ayrıca her zaman her videomda dediğim gibi bana yorum olarak aşağıya çekmemi istediğiniz videoları veya sorularınız varsa onları sorabilirsiniz. Veya altta gelen mail adresinden de bana ulaşabilirsiniz. Sağlıcakla kalın, bir sonraki videoma kadar. Yani önümüzdeki çarşamba saat 8'e kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Evet, şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Son testimize geçtik. Son testimizde de GoPro ve Xiaomi Yi'nin görüntü kalitelerini kıyaslıyoruz. Aslında tabii ki kıyas kabul etmez bunlar. Kıyaslamak biraz saçma oluyor ama sadece kafanızda bir fikir oluşması açısından ben bunu yapıyorum. Ayrıca özellikle konuşuyorum ki ses farklarını da kendiniz duyun istiyorum.